Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Onur Dayıbaşı kimdir? 1980 Denizli doğumluyum. Ondan sonraki süreçte Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. Ankara'ya geldim. Ankara'da yazılım sektöründe çalışıyorum. Neredeyse 19 senedir yazılım sektöründe çalışmaya devam ediyorum. 5 farklı şirkette çalıştım burada. Farklı farklı sektörlerde, farklı farklı projelerde yer aldım. Onun dışında bir aile babasıyım. 2 tane oğlum var. Bir tanesi 9, bir tanesi 13 yaşında. Standart bir aile babası şeklinde iş, ev, çocuklar, o uğraş içerisinde gidiyor hayat. 19 yıldan beri yazılımcı olduğundan bahsetmiştin ki bu çok çok güzel bir şey ve dile kolay. Yazılım hikayen nasıl başladı? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? Yazılım hikayem Ege Üniversitesi'ne gittiğim zaman başladı. İlk bilgisayarı laboratuvarlarda QBasic, Assembly o tarz şeyleri kullanarak geliştirdik. Sonra birinci seneden sonra eve çıktığım zaman ev arkadaşımla beraber ilk bilgisayarımı almıştım. Yani biraz geç başladım aslında bilgisayar sektörüne. 2002'de ilk Ankara'ya geldiğim zaman Havelsan'da işe başladım. Havelsan'da 2,5 sene yani NATO projesi olan komuta kontrol bilgi sistemi dediğimiz ortak tatbikatları yapan bir tane proje geliştirmede yer aldım. Senior Frontend Developer olarak Tundra'da developer yaşantıma devam ediyorum. Peki güne kaçta başlıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Bize bunlardan bahsedebilir misin? Pandemiden önce ile pandemiden sonra arasında bir fark var. Pandemiden önce çocukların okulları kurslarına geçiyordu. Pandemi sonrası eğer hava iyiyse sabahları yürüyorum. Uzaktan çalışıyoruz. Daily toplantılar oluyor Zoom üzerinden. Sonra işte kod geliştirme, kod review, toplantılar veya okuma yapacaksam okuma yapıyorum. Akşamleyin de işte yine çocukları kursa götüreceksem götürüyorum. Bazı kurslar açıldı. Onun dışında da akşamları aileyle beraber ve akşamleyin yine okuma. Ben daha çok gece çalışmayı seviyorum. Genelde öyle geçiyor. Hafta sonları da pazar yine ev işleri şeklinde gidiyor. Peki Senior Frontend Developer olarak neler yapıyorsun? Biraz bize işinden bahsedebilir misin? Tundra projesiyle ben esasında frontend'e tam anlamıyla başlamış oldum. Aslında önceden beri bir UI developer olarak askeri projelerde veya mobil projelerde veya Türk Telekom'da yaptığımız projelerde yine web tarafını yapıyorduk ama hep web ve backend yani bir application bir bütündü yani. Bu full stack sonradan ayrılmaya başladı. Çünkü bu frontend kavramı, web kavramı da biraz değişti. İşte React, Vue, Angular gibi şeylerle. Bu Tundra'da service tarafında ilk başlarken bir takım agentlar yazıyoruz. Yani kişilerin kodlarına kod takılıyor. Bu kod sayesinde kodun bir yerinde hata olduğu zaman, bir problem olduğu zaman bunları gösteriyoruz. O zaman da ortaya çok fazla veri akan bir yerde, yani Internet of Things gibi düşünün ama bu sefer koddan veri akıyor. Bunların görselleştirme kısımlarıyla uğraşıyoruz. Bir sürü chart, diagram, işte latency breakdown chart dediğimiz error'ları gösterdiğimiz hataların oluştuğu ya da onları troubleshoot etmesine faydalı sağlayan arayüzler geliştiriyorduk. Şimdi biraz bir ürün daha çıkartıyoruz. Bu da kullanıcıların IDE aracıyla production ortamında debugging yapmalarını ama debugging yaparken kodu durdurmadan çalıştırmalarını sağlatıyor. Yani bir nevi aslında IDE ortamını ve test çalıştırma ortamlarını biz web'e taşımaya çalışıyoruz. Frontend'de yaptığım işler genelde görselleştirme, bu IDE oluşturma tarzı kodlar. Peki kendini güncel tutmak için neler yapıyorsun? Bir öğrenme rutinin var mı? Bir kez yaş ilerledikçe yazılımdaki devamlılık, süreklilik zorlaşıyor. Onun için kodu bırakırsanız koda tekrar dönmek çok zor gerçekten. Yönetici pozisyonu bırakıp da biraz Tundra şirketine başlamak istememdeki sebebi o kabiliyetlerimi yavaş yavaş kaybediyormuş gibi hissetmemdi. En önemli şeylerden bir tanesi seçtiğiniz şirket. Şirketin içerisinde eğer developer yani kodun içerisinde dahil olup devam edebiliyorsanız bu sizi zaten besliyor. Ve bu şirketlerde güncel teknolojileri kullanıyorlarsa bunlar zaten besliyor ikinci bir şey olarak. Üçüncü olarak da sektör çok geniş. Sektörde çok fazla yeni gelişim var. Kendinize bir roadmap çizmeniz gerekiyor. Burada işte değişik insanların roadmapleri veya diğer şeyler var. Bunlardan böyle parça parça çalışılabilir ama ben kendime bir roadmap belirledim. İşte bunları bölümlersem işte JavaScript, TypeScript, Functional Programming dediğimiz kısım. İkincisi React programlama, üçüncüsü web frontend, dördüncüsü algoritm data structures gibi. Eskiden ilkokulda çocukların elmaları böyle okudukça kızarırdı. Ben böyle bir parça canım sıkıldıkça birisini çalışıyorum. Onun altına biraz daha kızartıyorum gibi onunla ilgili blog postlar yazıyorum. Blog postlar yazdıkça, örnekler yaptıkça pekiştiriyorum, insanlarla paylaşıyorum.
Bu yöntemle sürekli olarak kendimi güncel tutmaya çalışıyorum. En son olarak da yurt dışından aldığım birçok eğitim var. O eğitimleri takip ediyorum. Güncel insanları takip ediyorum. Konferansları takip ediyorum. Kitap okuyorum. Bunlar da tabii ekstra güncel kalmanı sağlayan şeyler. Türkiye'deki yazılım sektörü hakkında neler düşünüyorsun? Keza 19 yıllık bir yazılımcı olarak birçok şey söyleyebileceğini düşünüyorum bu noktada. Yazılım sektörü hakkında Ankara sektörünü ve Ankara'da çalışan mühendislik kavramını biraz biliyorum. Ama İstanbul'u çok haşır neşteydim. Yani birkaç kere İstanbul'a iş yaparken gidip geldiğimiz, orada projelerimizi destek almaya, yatırım almaya çalıştığımız durumlar olmuştu. Genel olarak gördüm, pozitif ve negatif iki tane yön var. Pozitif yön şu, şirketler içerisindeki exitler, yani mesela Peak, Rolik Games, oyun sektörü, askeri sektörde şu anda birçok işte kendi savaş jetimizi yapmaya çalışıyoruz, kendi uçaklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Hürkuş diye bir şey var, tanklarımız var. Burada bir yazılım alanında bir takım gelişmeler oluyor. Üçüncü kısımda bu işte Opsgenie gibi işte Getir ya da Trendyol e-commerce alanında birçok şirket var. Ve bunların hepsi de exit yapabilecek şirketler. Bu da tabii paranın toplanması anlamında Türkiye'ye çok ciddi pozitif artıları var. Yani ekosistem geliştiğini düşünüyorum. Negatif olarak gördüğüm yönse insanların üniversite sayısı çok fazla hızlı arttı. Eğitim kalitesi olabilir. İkincisi de kaliteli kişilerin yurt dışında çok rahat iş bulup yurt dışına gitmesi. Yani beyin göçü. Burada da çok ciddi bir negatif durum oluşuyor. Hem bir yandan talep var hem de bir yandan onu karşılayabilecek kişileri bulmak zor. Belki eğitim sektörü biraz daha iyileşebilir. Burada bildiğim birkaç tane şey var. Mesela Kodluyoruz'u beğeniyorum. Son dönemde yaptığı bazı artı şeyler var. İnsanları eğitmeye çalışıyor. Belki sektörden olmayan insanları eğitip katmaya çalışıyor. Bir şekilde orta yolu bulacağımızı düşünüyorum. Hem artı hem negatif yönler. Ortada bir yerde buluşacağız. Yazılıma nereden başlanır? Ben matematikle başlarım. Matematik, algoritma ve bu yazılımı soyut düşünme kavramlarını, yani kitap okuyabilirler. Bu yeni nesil sorular, çocuklarım olduğu için onlarda yeni nesil sorular var. Makers dersleri var. Yani bir böyle büyük bir proje yapmak değil de ufak ufak temelleri öğrenmek, bu algoritma ve matematiksel kavramları öğrenmek ve soyutlama kavramını öğrenmek bence yazılıma başlamanın en güzel yolu. Burada bir önerebileceğim şey de çıktısını görebildikleri şeyler. Yani mesela web tasarım yaptığınız zaman bunun çıktısını görebilirsiniz. Yani algoritmayı JavaScript webde yaparsanız görürsünüz. Bir mobil uygulama yaparsanız bunun çıktısını görürsünüz. Bir oyun yaparsanız Unity'de bunun çıktısını görürsünüz. Ama burada yani kastettiğim oyunu komple yapmak değil ama basit mekanikler yaparak oradaki kavramları kavramaya çalışmanın yöntemlerinden bir tanesi de bu çıktısını hızlı görebilecekleri ortamda kendileri geliştirmelerini sağlamaları. Peki somut olarak bir başlangıç rehberi olarak nitelendirirsek bu soruyu somut olarak nereden başlamalılar sence? Kendim baktığım zaman Kaan Akademi'yi çok güzel buluyorum. Onun içinde bilgisayar programı, web tasarımı. Türkçe'ye çevrilmiş kaynak olarak da. Kaan Akademi diğer konularda, matematik ve diğer konularda olduğu gibi bilgisayar öğretme anlamında da bence başlangıç olarak oldukça güzel bir site. Oradan başlamalarını öneririm. Yazılım sektörünün görünmeyen veya bilinmeyen yönleri var mı? Varsa bunlar nelerdir? Geçen de mesela Twitter'da bir paylaşım olmuştu. O çok yazılım kopyala yapıştır, yazılımcıların işi kolay gibisinden bir şey gördüm geçen 2-3 gün önce. Tam da bu soru üzerine denk geldi. Yazılım çok kompleks bir olay. Yani şöyle düşünün. Ben üniversiteden çıktığımda yazılımın deployment denen yani bir yere yüklenme olayını çok umursamazdım. Yani lokal bir bilgisayarda çalışıyorsunuz. Ama bir gidiyorsunuz tanka yazılım yükleyebiliyor. Uçağa yazılım yüklenebiliyor. Gemiye yükleniyor. Füzeye yükleniyor. Mobil device'ların hepsinde çalışabiliyor. Bir olayın bu kısımları var. Yani çalıştırdığı platform. Kullanıcısı var. Satın alıcısı var. Ondan sonra bunu geliştiren, gereksinimleri toplayan insanlar var. Tasarımcılar var. Çok kompleks bir ortam içerisinde bir yazılım geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu sektörün içerisinde her isterin farklı farklı istekleri ve öncelikleri var. Proje yöneticisi daha önce bitmesini ister. Daha az kaynakla bitmesini ister. Tasarımcı çok güzel tasarım çıkarmak ister. Bunları bir portada erittiğiniz yerde en sonunda yazılım. Yazılıma o kadar çok girdi girer ki bu da en önemli şey. Bir çok zor olması. Çok fazla insan artı yazılım kompleksi gereksinimler girdikçe yazılım kompleksleşmeye başlıyor. Ve biz o yazılımı yaparken yazılımcıların en önemli tutması gereken iş
yazılımı sade tutmak. Yazılımı sade tutabilirse ve o şeyin gereksinimleri en baştan bir ona göre mimari koyabilirse bu yazılım geleceğe devam eder. Ya da refaktör veya architecture'ın biraz mimarisini değiştirerek bu yazılıma devam edebilir. Ama her gelen isteği yapmaya çalışırsak fazla mesai, o işin içinden çıkılmaz bir durum olma durumu. Onun için bizim mühendislerin oradaki bir görevi var. O da işleri dengelemek. İkincisi de yazılım çok çok zor bir konu. Özellikle de çok fazla kullanıcının veya işte çok fazla kritik, mesela bir askeri yazılımda fu, düşman veya dost şeyi vardır. Onu yanlış yaptığınız an yanlış bir şeyi vurma anlamına gelir. Yani öyle kritiklik durum var. İşte para kısımlarında yanlış para kestiğiniz zaman bir kişiden fazla para kesilmesine ve o inanılmaz yanlışlıklara sebep olur. Yani yazılım sektörü aslında düşündüğünden daha underestimate edilir. Ama çok kritik yerlerde bunların etkisi vardır. Mesela bu Volkswagen'lerde bir egzoz şeyi olmuştu. En son Bosch'un elektronik olayına gitmişti olay. Yani yazılımı yaparken işte yazılımcıya para veriyoruz. İşte bu her şeyi yapsın, bilmem ne yapsın. Bu alttaki o kısmın kritikliği bazı yerlerde çok kritik, hiç ummadığımız taşlar baş yarabilir. Onun için çok dikkatli gitmek gerekiyor. Küçümsememek gerekiyor. Benim düşündüğüm bu sektörle ilgili. Bir de ufak hatalar böyle çok kullanıcılar tarafından da kullanıldığı zaman, atıyorum bir 10 kuruşluk bir hata bile yapılsa milyonları, milyar dolarları bile bulabiliyor bazen, değil mi? Özellikle para konularında. Çok riskli. Yani bir de o mimariye siz onu bir koymuşsunuz. Mesela bir tane örnek söyleyeyim. Meltdown, bu Intel'in içerisinde bir açık var. Açık sonradan ortaya çıktı. Açık çıkınca bir sürü güvenlik açığıyla olan, yani o Intel işlemci seviyesinde olunca bir işletim sistemleri ve diğer şeyler onu kapayamıyor da, o şey anlamında BIOS üzerinde. O kadar yuvarlana o kadar büyük yerlere kadar geldi ki onu kapatmanın maliyeti inanılmaz büyük bir şey. Hem çok fazla kişiye yayılmış durumda, o zamanki belki mimari açığı çok önemsemediler ama o günümüzde çok bir şekilde yaygınlaştığı için onu kapatmak da artık imkansız bir hale gelebiliyor. Kamu spotu. Bunca yıllık çalışma hayatımda gördüğüm şeylerden bir tanesi motivasyon. Motivasyonunuzu kaybederseniz bu işe devam edemezsiniz. Motivasyonun olabilmesi için de enerjinizi koruyabilmeniz lazım. Yani hayat iş dengesini sağlayabiliyor olmanız lazım. Eğer bütün hayatınızı işe odaklarsanız, iş odaklı, yani aileyi bıraktınız, dışarıdaki arkadaş gruplarınızı arada eğlenmeyi bıraktınız, bir hayatınız yoksa o zaman bir böyle belli bir yerden sonra psikolojik bunalıma da girebilirsiniz. Stresli de zaten bir iş aynı zamanda. Benim buradaki önerim, en önemli konu, hayat dengesini yaparken bununla beraber spor, hobi ve diğer şeyleri de bir yandan götürüyor olmanız ya da ailenize zaman ayırmanız. Veya eğer iş içerisinde gerçekten iş çok stresliyse, bu işi artık üzerinize bir baskı olarak geliyorsa belki de yanlış iştesiniz. İşi değiştirmeniz gerekiyor. Benim ikinci bir şey, işten sıkılabilirsiniz yeni arayışta işte. O zaman da işi bırakın ama günümüzde şunu görüyorum. Çok hızlı iş değiştirme kavramı var. Bazı yerlerde sebat etmek. Yani o işin problemlerini neymiş, ne olduğunu görürken insan daha fazla deneyim kazanıyor. Onu aslında kişiler biraz kendileri belirleyecekler ama o insanların stres olup kendini mahvedecek noktaya kadar gelmeleri de bazı durumlarda sektörde olabiliyor yani. Çünkü yazılım sektörü aynı zamanda stresli bir sektör. Kamu spotu. Seni motive eden şeyler nelerdir? Kod yazmaktan çok hoşlanıyorum. Özellikle akşamleyin belli bir saatten sonra, işte çocuklar ya da evde herkes yattıktan sonra metal müziği açıp kod yazıp bir sorunu çözmek beni aşırı mutlu eden bir şey. Orada bir problemle, challenge'la karşılaşıp onu çözdüğün zaman mükemmel yaptım falan ya da bir şeyi düşünüp çözdüğün zaman o beni çok mutlu ediyor. Teknolojik yeni şeyler öğrenmek, okumak beni mutlu ediyor. Beni motive eden, yani işin esten beri yani yazılım, matematik konuları, bu konular beni sevdiğim için kendi kendime motive etmeyecek bir şeyler buluyorum yani. Hayatında kırılma anımdı dediğin bir anın var mı peki? Hayatımda iki tane kırılma anım oldu. Bunlardan bir tanesi ailemde ciddi bir hastalık olduğu zaman işte mühendisliki düşünce mantığından her şey sıfır bir anında cevaplansın gibi düşünmüştüm. Ama işler öyle olmuyor gerçek hayatın içerisinde. Beklemen gerekiyor, bir süreci yaşaman gerekiyor. Orada bir kırıldım yani çok ciddi. O kırılma anında bu sağlık işlerinde lojistik, yani arkada işte bir takım şeyleri bulma,
kısımların çok önemli olduğunu gördüm. Ailevi, akrabalık ve diğer ilişkilerin de çok önemli. Yani sadece bilgisayarla çalışmak değil, diğer sosyal ilişkilerin de çok önemli olduğunu gördüm. İkinci kırılma anında işte yaş 40-41'e geldikten sonra hayatı daha fazla sorguluyorsun. Ben mühendislik gereği aileye biraz daha böyle şu skobun içerisinde olsun, çocuklar bunu yapsın, aile olarak böyle hareket edelim kavramında biraz daha böyle baskıcıydım belki. Ama o belli bir yaştan sonra çocuklar da yememeye başladı. Artık orada yani dedim ki bu herkes büyüyor, herkesin bir kendi yaşantısı olmaya başlıyor. Ve girişimcilik konusunda çok kendimi çok sürekli bir girişimler yapardım. Yani bir oyun girişimi, bir sosyal medya girişimi, değişik şirket kurma girişimleri falan önceden olmuştu çok eskilerden. Hep kafada yine bir girişimcilik yapabilir miyim, girişimcilik yapabilir miyim düşüncesi vardı. O artık 40 yaşından sonra biraz daha hayatı gezelim, görelim, aileyle bir şeyler yaparken onlarla kaliteli vakit geçirelim olaylarına dönüşmeye başladı. Biraz da şöyle bir şey yapıyorum, bilgi birikimimi sürekli olarak çevremle paylaşmaya çalışıyorum. İkinci bir yaptığım şey de insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Öyle bir değişiklik oldu. Çalışma hayatında ilginç veya unutamadığın bir hikayen var mı peki bu noktada? Şöyle bir hikayem var. İşte Cybersoft'ta biz, ben mobil uygulama grup yöneticiyim ama Arge projeleri geliştiriyoruz. Ve mobil uygulama gelmedi. Ekipleri o zaman da Arge olarak birkaç yere başvuruda bulmuştuk ama onların sonuçları açıklanmamıştı. Bu sırada ekibi dağıtma isteği oldu. Çünkü bayağı bir uzun zamandır ekibiyle gidiyordu. O sırada işte bu Birleşmiş Milletler'deki kalkınma projesinde bu enerji, tüm Türkiye'nin enerji verisini toplama ve bunu karar destek üzerine sunma ile ilgili bir tane proposal katılmıştık. O kabul oldu. O da iyi bir projeydi. Arkasından da TÜBİTAK projesi kabul oldu. O da 18 aylık bir projeydi. Bu ikisi olunca ekibi büyüttüler. Tam tersi ekip dağılıyordu. Bir anda ekip büyüdü. Ve oradaki sürecimiz daha uzadı. Yani o TÜBİTAK'tan cevap gelecek, diğer taraftan cevap gelecek, ekip dağılacak mı? Bütün herkesi toplamışsın, herkes sana güveniyor. O biraz böyle şeydi, benim için önemli bir an yani o rüzgarın tersine dönüp iyi yönde gitmek. O zaman benim için önemli bir soruyu soruyorum. Çaycı mısın yoksa kahveci mi? Biz çaycıyız ailecek. Sabah çay, ikindi bazen çay, akşam kesin de çay içiyoruz. Her oturuşta 3-4 bardak çay içeriz, o kesin. Kahveye yeni başladık ama yani günde bir tane öğlen kahve bazen içeriz ama kahve olmadan yaşarız. Çay olmadan yaşayamayız. Bizim için kritik şey. Doğru yoldasınız Onur. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eklemek veyahut da bahsetmek istediğin bir konu var mı? Yurt dışının yaptığı artı olaylardan bir tanesi hem kaynak kodlarını, open source kodlarını hem bu diğer günlük yaşantılarındaki notları sürekli olarak bir blog posta veya bir çıktıya dönüştürüyorlar. Bir kayıt altına alıyorlar. Bu kayıtlar sonradan büyük bir ekosistemin oluşmasını sağlıyor. Biz düzenli bir alışkanlık yani yapabilirsek, yeni başlayan bir insan da olabilir. Önemli değil. Bu bilgi birikimlerini ortak bir potada toplayabilirsek ve böyle seminerler, konferanslar şimdi uzaktan remote konferanslar falan da oluyor. Ne kadar çoğalırsa Türkiye ekosistemi o kadar yazılım ekosistemi o kadar iyi hale gelir. Aynı zamanda sermaye de biraz akıllanmaya başladı. Oyun sektöründen sonra, hyper casual olaylarından sonra yatırımlar akmaya başladı. İnşallah daha fazla yatırım akar ve hepsi bir bütün. Eğitim, paylaşım, paranın gelmesi ve ortaya güzel bir şey çıkar. Çok çok teşekkür ederim. Tanışımıza çok memnun oldum Onur. Ben de çok umarım tekrardan bir araya geliriz ve tekrardan bir güzel bir sohbet, bir video çekeriz. O zaman çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kal diyorum.